Hocam yavaştan başlayabiliriz. Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben süreç elçilerinden Aleyna, Bilkent Psikoloji 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün ses teknolojileri uzmanı, akademisyen, yazar ve benim de çok değer verdiğim hocam Ufuk Önen'le müzik, medya ve ürünler için ses tasarımını konuşacağız. Topu Ufuk hocama atmadan önce ben kısaca süreçten bahsetmek istiyorum. Aslında çoğunuzun bildiğini biliyorum ama süreçten biraz daha bahsedeyim. Süreç içerisinde bir yayın olarak fanzini, bir eğitim platformu olarak akademiyi, bir etkinlik platformu olarak topluluğu ve store'u barındıran bir organizasyon. Ve biz bugün sizlerle süreç toplulukta buluşuyoruz. Etkinlik sırasında mikrofonlarınız kapalı olursa daha akıcı bir yayın sağlayabiliriz. Şu anda YouTube üzerinden de canlı yayındayız. Oradaki izleyicilerimiz için de Zoom chat'e gelen soruları seslendiriyor olacağım Ufuk Hocam'ın sunumundan sonra. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ufuk Hocam sözü size bırakabilirim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle burada sizlerle beraber olmak çok güzel. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Biraz kendimden bahsedeyim galiba, değil mi? Aleyna, çok az. Ben aslında işte ses ve müzik insanı olarak kısaca tanımlıyorum kendimi. Çünkü küçük yaştan beri yapmak istediğim şeyler buydu. Yani ilk önce müziğe çok meraklıydım. Ondan sonra onunla beraber yıllar içinde sese merakım ortaya çıktı. Ve ikisi bir şekilde yıllardan beri böyle harmanlanarak sürüp geldi. Aslında benim lisansım İngiliz Dil Bilimi, Linguistics. Daha sonra üniversite yıllarında işte tam da müziğin benim için hızlandığı yıllarda işte kendi grubumu kaydetmek istiyordum. Ve o zamanlar biraz da bu ses teknolojileri Türkiye'de hakikaten zayıftı. Çok fazla bilen yoktu. Bilenler de bilmeyenlere öğretmiyorlardı. Böyle bir saklanıyordu her şey sır gibi. O yüzden ben de bayağı bir çaba sarf edip kendi kendime ucundan tuttum bu işin. Öğrendim öğrenebileceğim kadar elimden gelen her şeyi yaptım. Çok da zor oluyordu o zamanlar çünkü işte internet yok, kitap bile bulmak biraz bayağı zordu açıkçası. Zaten Türkçe kitap yoktu bu alanla ilgili. İşte yurt dışından İngilizce kitap bulmaya çalışıyorduk. O da ne enteresandır ki böyle hani tek bulabildiğim doğru düzgün kitap da şeyden oldu. Bilkent Kütüphanesi'nden çıkmıştı bir tane. Sonra yani enteresan çünkü hani yıllar sonra dönüp Bilkent'te ses dersleri vermek de ilginç oldu. Sonra işte bir noktaya geldim diyebilirim kendi kendime ama hani bunu bir de böyle bir formal eğitime, resmi bir eğitime dökeyim bir de yani kendimi test edeyim diye. Üniversite bittikten sonra Los Angeles'a gittim. Orada Los Angeles Recording School'da işte bir sene dersler aldım. Orada bir sertifika programına katıldım. Daha sonra işte tekrar Türkiye'ye dönüş. O da enteresan bir hikayedir. Hani Hollywood'dan askere gittim aslında öyle oldu. Bayağı böyle keskin bir geçiş yapmış oldum. Daha sonra işte Ankara'da kendi stüdyomu kurdum. O sırada tabii bir yandan da sinemaya karşı hani hakikaten müthiş bir ilgim var. Benim hani ses teknolojileriyle olan bağım hani müzik teknolojileriyle beraber bu sefer biraz da işte görüntülü medya, film, video için ses tasarımına da böyle yavaş yavaş kaymaya başladı. Bu dediğim işte 2000'li yılların hemen başıydı. 90'lı yılların sonu, 2000'li yılların hemen başı. Ve bunların hepsi bir şekilde hep beraber böyle el ele gitti. 2006'da stüdyomu devrettim. Ondan sonra bir süre freelance bu işleri yaptım. Hatta işte o sırada gelip Bilkent'te workshoplar falan da yapıyordum. İletişim ve tasarım bölümünde ses üzerine. Daha sonra sound design dersini açtık iletişim ve tasarımda. Sonra ben de orada kalmış oldum öyle. Sonra da diğer dersler işte kovaladı peşini tabii başka ses dersleri, işte müzik and media falan gibi diğer dersler. Kısaca böyle hikaye. O sırada 2007'de bir kitap çıkartmıştım. O kitap hani Türkiye'de bayağı bir
insana destek oldu. Çünkü ben zamanında çok zorluklar çekmiştim bu işi öğrenene kadar. Temel bilgileri almak için bile çok zorluklar çekmiştim. Hani istedim ki insanlar o zorlukları çekmesinler. Hani ellerinin altında Türkçe bir kaynak olsun, derli toplu, istedikleri zaman açıp okuyabilecekleri, bakabilecekleri. O kitaptan sonra zaten bir de fark ettim ki yazmayı da çok seviyorum. Sonra gerisi yine onun da geldi. İşte 3 tane daha kitap. Şimdi bir tane daha var. Onun üzerine çalışıyorum. 5. olacak. Her hafta bir blog yazısı yazıyorum. O da açıkçası hani ummadığım kadar iyi oldu diyebilirim. Çünkü hani bugünlerde artık her şey böyle yavaş yavaş videoya kaydı. Yani çoğu insan şey zannediyor. Yani kimse hiçbir şey okumuyor zannediyor ama öyle değil. Emin olun okunuyor o da. O da güzel bir şey. Çünkü ikisinin yeri çok farklı. Yani hani video farklı. Metin farklı. Bu şekilde gidiyor aleyhine. Ajansınıza geçebiliriz eğer sizin için de uygunsa. Tamam, tabii ki, tabii ki. Ben bugün biraz genel olarak ses tasarımından bahsetmek istiyorum ama hani ağırlıklı olarak film için ses tasarımı. Çünkü hani böyle film ve ses dediğimiz zaman genelde evet film, ses, hani çok da hani daha önce ilgilenmemiş insanlar hani hiç çok da fazla bir şey ifade etmiyor ama aslında hani bir filmde inanılmaz bir derya deniz gibi bir de ses tasarımı oluyor. Hani özellikle modern filmlerde diyeyim. Biraz aslında dönüp şeye bakmak lazım. Bu ses tasarımı işi nereden nasıl çıktı? Biraz ona bakmak gerekiyor bence. Çünkü zamanında biliyorsunuz filmler sessizdi. İşte sadece filmin kendisi vardı. İşte aktörler tabii orada konuşuyorlardı, ediyorlardı. Hatta o zamanlar bir de çok böyle konuşuyorlar. Böyle eski filmleri açıp bakarsanız o 1920'li yıllardaki falan filmleri. Onlar sürekli konuşur. Böyle büyük el hareketleriyle konuşur. Çünkü aslında orada bir mesaj vermeye çalışıyorlar. İşte bu filmde de konuşma var, insanlar konuşuyor falan diye. Ama tabii yetmiyordu. Yetmediği yerlerde de ne yapıyorlardı? Araya işte önemli diyalogları ya da önemli bilgileri metin olarak intertitle denilen o kartlar şeklinde filmin arasına yerleştiriyorlardı. Sesli sinema hani böyleydi diye hatırlanıyor. Ama aslında o kadar da öyle değildi. Neden öyle değildi onu da açıklayayım. Şimdi çok sessiz kaldığı için hakikaten film... o yüzden düşünmüşler ne yapsak ne etsek diye. Ya bir müzisyen olsun. Hani orada bir müzik çalsın. Diğer türlü böyle çok acayip oluyor. Yani herkes oturuyor, bakıyor. Öyle projektörün sesi geliyor ama hiçbir şey yok. Sonra işte bir müzisyen ya da bir iki müzisyen geliyor. Film sırasında müzik çalıyor. Sonra düşünüyorlar, bakıyorlar. Bu her yerde farklı oluyor. Şimdi mesela işte bir küçük bir şehre götürüyorsunuz filmi. Orada bir müzisyen geliyor, işte kendine göre bir şeyler çalıyor. Başka bir yere götürüyorsunuz, mesela büyük bir şehre götürüyorsunuz. Belki bir grup müzisyen geliyor oraya. Ondan sonra o başka bir müzik çalıyor ve tabii olmuyor. Yani işte herkes kendi kafasına göre diyeyim müzik çaldığı zaman olmuyor. Ondan sonra şeyi düşünüyorlar. Ya diyorlar, biz diyorlar en iyisi bu filmler için bir müzik besteleyelim. Ondan sonra bunun da notalarını filmle beraber gönderelim. İşte oradaki müzisyenler de o notadan o müziği çalsın. Bu tabii o zaman için müthiş bir fikir. 1915'te ilk Birth of a Nation diye bir film var. Griffith'in. Orada uygulanıyor ve işe yarıyor. Ve bunun yanı sıra şimdi şeyler tabii böyle yavaş yavaş artık gitmeye başlıyor ya. Müzik tamam, okey. Ama yine bir şeyler eksik. Diyorlar ki ya biz hani burada böyle çok belirgin bir şeyler varsa mesela ne bileyim işte at koşması, silah sesi patlaması falan filan yani bunları, bu ses efektleri şeklinde biz bunları da canlı olarak orada veririz diyorlar. Ve böyle hakikaten bir yandan canlı müzik çalarken o sessiz filmleri izlerken bir yandan da canlı bir şekilde ses efektleri yapılıyor. Daha sonra onu hatta böyle... ses efektlerini kaydedebilecekleri orklar üretiyorlar. Ve mesela böyle bir tuşa bastıkları zaman işte at sesi geliyor. Bir tuşa bastıkları zaman silah sesi geliyor işte. Bir tuşa bastıkları zaman gök gürültüsü sesi geliyor. Bir şeyler. Aslında bugünkü sampler'ı tarif ediyorum size. Bugün modern sampler, bugün hepimizin kullandığı.
O tabii o zamanlar bugünkü modern semtlerin atası şeklinde. Sessiz sinema dönemi bu şekilde aslında sesleniyor. Yani sessiz sinema dönemi çok da sessiz değil. Bir ses var yine. Bu sırada yalnız Warner Bros'un kurucularından biri şeye takıyor. Yani ben diyor sesli sinema yapacağım diyor. Bu iş böyle olmaz diyor. Yani sinemada ses olması gerekir diyor. Ve büyük bir film projesine başlıyorlar. O zamanlar için tabii böyle bunlar böyle bayağı uçuk kaçık fikirler. Sesli film her yerde bu şekilde gösterilecek falan filan. Ve Jazz Singer diye bir sesli film üzerinde çalışıyorlar. Ve bu hakikaten 1927 yılında tamamlanıyor. Bu arada ne yazık ki o Warner Bros'un ortaklarından hani bu işi tamamen üstlenen kişi Sam Warner, yanlış hatırlamıyorsam ismini, filmden bir hafta önce filan vefat ediyor. Ve hani vefat sebebi de hani şu an için hakikaten inanılmaz bir sebep. Yani diş absesi. O zamanlar antibiyotik yok. Evet, enfeksiyon bütün şeyi kaplıyor, vücudunu. Yani adam hani hayatını verdiği projeden bir hafta önce vefat ediyor. O da hani çok enteresan bir şeydir. Şimdi ben ekran paylaşabilirsem çok kısa bir video göstermek istiyorum. Şeyden, Jazz Singer'dan. Tabii ki hocam. Tamam, hemen şuradan videoyu buldum. Görebiliyor musunuz? Tamam, okey. Ses de var sanırım. Tamam. Wait a minute. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. You want to hear tut tut tutsi? All right. Hold on. Hold on. No, listen. Play tut tut tutsi. Three choruses, you understand? And the third chorus, I whistle. Now give it to him hard and heavy. Go right ahead. Goodbye. Good, 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 don't cry. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Kiss me pretty and then, ow, ow, do it over again. Watch for the mail, I'll never fail. If you don't get a letter, then you know I'm in jail. Hey, hey. Don't cry, Tootsie, don't cry. Kiss me, Tootsie, goodbye. Evet, bu tabii bu filmin premierinde insanlar bayağı hani şok olmuş bir şekilde çıkıyorlar sinemadan. Çünkü hani film konuşuyor diyorlar. Zaten ondan sonra ismi bunların Talkies oluyor. Hani konuşan filmler şeklinde. İnsanlar yani gördüklerine, duyduklarına inanamıyorlar. Yani birisi ekranda konuşuyor, şarkı söylüyor. Çok etkileniyorlar ama şöyle bir şey var. Biraz da şüpheli yaklaşıyorlar. Tamam, hani harika, çok güzel bu. Ama buna gerçekten ihtiyacımız var mı? Yani filmlerin sesli olmasına ihtiyacımız var mı? Biraz şey gibi aslında bir düşünce var o zamanlar. Yani mesela bugün biz işte bir sinemaya gidiyoruz. İşte üç boyutlu bir film izliyoruz gözlükleri takıp. Güzel, çok güzel ama olmasa da olur diyoruz çoğumuz. Ya da evimizde böyle bir şey olsun diye hani bir çabamız yok. İnsanlar ilk başta filmi de sesli filmi de böyle değerlendiriyorlar ama çok kısa bir süre içinde tabii bir sürü sesli film çıktığı için insanlar alışıyor ve bu artık bir standart haline geliyor. Sonra diyorlar ki tamam hani artık 1930'lara geldik. Artık filmler sesli. Bundan sonra bu şekilde kabul ediliyor. Şimdi bir süre tabii gidiyor bu. Ne yapıyorlar? İşte genelde şeyde sette film çekilirken sesler de çekiliyor. Uzun yıllar böylece gidiyor falan. Sonra bakıyorlar bazı şeyler biraz eksik kalıyor. Tam olmuyor. Üzerine tekrar sesler ekleniyor filan. Ama diyorlar ki hani bu iş böyle olmayacak. Yani bizim sette kaydettiğimiz seslerle bir şeyler eksik kalıyor. Ve yavaş yavaş hani bugünün teknikleri ortaya çıkmaya başlıyor. Mesela Foley diye bir teknik ortaya çıkıyor. Foley'de de işte 1930'larda Jack Foley diye
bir adam, orada çalışan, Universal stüdyolarında çalışan bir adam. Foley tekniğini, soyadını kendine verdiğini veren bir tekniği ortaya çıkıyor. Aslında şey, çok basit bir teknik ama o zamanlar için tabii çok hakikaten cin bir fikir bu. İşte filmi izlerken bir takım objelerle, yani o filmdeki objelere benzer objelerle aktörleri yaptığını tekrar ediyor ve onları kaydediyor. Ve bu bir süre sonra hakikaten standart olmaya başlıyor. Özellikle Hollywood'da. Ve Hollywood artık bütün setlerde çekilen sesleri siliyor stüdyoda. Hiçbirini kullanmıyor. Ve ondan sonra her şeyi tekrar sıfırdan yapmaya başlıyor. Şimdi Avrupa biraz daha bu konuda özellikle hani böyle Fransız filmleri falan daha hani bu işe pek girmiyorlar. Orada sette ne kaydedildiyse o. Ama hani Hollywood bir noktada hakikaten her şeyi silmeye başlıyor. O Foley de çok enteresandır. Ben yine bir ekran paylaşacağım. Çok müthiş bir şey. Yani Foley aslında bir performans sanatı gibi bir şey. Şimdi neden öyle dediğimi videoyu izleyince bence anlayacaksınız ve hak vereceksiniz bana. İşte 2 saatlik bir filmde bütün bu sesler tek tek yapılıyor. Ve hakikaten bir performans sanatı bu. Yani hiç de kolay bir şey değil. Hem ekranda olan şeyi birebir tekrar etmek zorundasınız. Hem de birazcık da bir böyle bir kreatif bir tarafınız olmak zorunda. Çünkü bazen hakikaten film dünyası böyle bir şey. Gördüğünüz nesnenin sesi çok güzel olmayabiliyor. Yani filmdeki o nesneyi bulsanız bile, aynısını, objeyi bulsanız bile sesi iyi olmayabiliyor. O yüzden siz de sesi iyi olan bir şeyi kullanıyorsunuz onun için. Ve bu şekilde bütün sesler filmlerde tek tek yapılmaya başlanıyor. Şimdi zaten filmin seslerini ele aldığımızda 3 ana kategori sayabiliriz. Birincisi tabii ki insan sesleri, işte diyaloglar, monologlar, bazen böyle üstten konuşan anlatıcılar. Bunların hepsi bir kategori. Bir tanesi tabii ki müzik. O başlı başına bir ayrı bir kategori. Bir de ki ben şöyle tanımlıyorum bunu, ses efektleri. Ses efektlerini şöyle tanımlıyorum. Hani müzik olmayan ve insan sesi olmayan her şey ses efekti diyorum. Bunları da aslında ben 4'e bölüyorum. İşte birincisi hani böyle basit efektler diyeyim. İşte ne bileyim işte araba geçiyor, oraya bir araba sesi konuyor, o işte basit bir efekt oluyor. Ya da biri işte silah sıkıyor, onun sesini duyuyorsunuz, o da basit bir efekt. Diğeri ambiyans, yani geri plan sesler. Tabii şimdi orada geri plan dediğimiz zaman böyle arka planda kalıyor, önemsiz gibi gelmesin kulağa, çünkü aslında çok çok önemli. Çünkü o işte hani bizim karakterimiz nerede, ne yapıyor, içinde bulunduğu mekan nasıl bir mekan, hep o şeyler hakkında, yerleşimler hakkında, durumlar hakkında aslında hep bize, yani izleyiciye ipuçları veriyor. İpuçları veriyor. O bakımdan çok önemli. Üçüncü kategori olarak ben bu Foley'i sayıyorum. Bu zaten başlı başına bir şey. Demin de gördüğünüz gibi, yani 2 saatlik filmde tahmin ediyorsunuzdur kaç binlerce ses olduğunu. Bir de sonradan şöyle bir kategori çıkıyor. Bunlara tasarlanmış sesler deniyor. Designed sound diye geçiyor İngilizce'de. Oturup sesleri bir şekilde tasarlamanız gerekiyor. Bunun da başlıca sebebi, yapmak zorunda olmanızın başta sebebi,
filmde bir şey var ve onun sesi yok. Mesela kocaman bir uzay gemisi var ama o gerçekte öyle bir şey yok. Gidip kaydedemezsiniz. Ya da mesela kocaman bir canavar var. Garip bir yaratık var işte falan filan. Hani bunların sesi yok yani, çünkü kendileri yok. O yüzden ne yapıyorsunuz? Siz de o sesleri tek tek tekrarla tasarlamak zorunda kalıyorsunuz. Bunun için de bu artık hakikaten bence sesle ilgili yani kreatifliğin geldiği en üst noktalardan bir tanesi. Çünkü bunları tasarlarken ya doğadaki sesleri alıp onları manipüle ediyorsunuz. Çeşitli işte hayvan sesleri oluyor, yay sesleri oluyor, rüzgar sesi oluyor ve bunları alıyorsunuz, bazen ters çeviriyorsunuz, bazen perdesini düşürüyorsunuz, bazen çeşitli işlemlere sokuyorsunuz, bazen bunlardan 4-5 tanesini üst üste koyuyorsunuz falan ve bambaşka sesler ortaya çıkartıyorsunuz. Ben yeni bir video paylaşmak istiyorum. Bu da hani kilometre taşlarından biridir sinemadaki Star Wars, bu tasarlanmış sesler adına. Oradan sizin için ben 5 tane ses seçtim. Onları sizinle bir paylaşmak istiyorum. Seismic charges. Stand by. Mask off. But you'll die. Nothing can stop that now. Just for once, let me look on you with my own eyes. Bizim
camianın çok önemli isimlerinden, o son fotoğrafını gördüğünüz, o Star Wars'ın seslerini tasarlayan ses tasarımcısı. En son o Ben Burtt elinde bir çubuk gibi bir şeyle sallarken görüyorsunuz. O aslında çok enteresan bir şey, bu ışın kılıcı sesi. Yanlışlıkla bulmuş zaten. Bir gün stüdyoda hoparlörler açıkken, stüdyonun içindeki hoparlörler açıkken bir mikrofonun yerini değiştirmeye çalışırken böyle bir garip bir ses duyuyor. Muhtemelen işte geri besleme oluyor, feedback dediğimiz. Ve ondan sonra diyor ki ben bundan hani acayip sesler üretirim. Ve ışın kılıcı seslerini aslında öyle yapıyor. Yani o elinde uzun çubuk gibi gördüğünüz şey aslında bizim sette diyalogları kaydetmek için kullandığımız mikrofon, shotgun dediğimiz mikrofon. Onu hoparlöre çeşitli işte açılardan yaklaştırarak, uzaklaştırarak ışın kılıcı seslerini çıkartıyor. Ve bunun gibi o diğer bütün duyduğunuz sesler aslında her şeyin böyle katman katman bir araya getirilip manipüle edilmiş halleri. Onların içinde çoğu zaman yay sesleri var, tel sesleri var, deve sesleri var, aslan sesleri var. Yani bir sürü ses işte bir araya getirilip manipüle edilip Star Wars'ın sesleri oluşturulmuş. Yani dediğim gibi hakikaten çok kreatif bir kategori. Şimdi bunlar olurken tabii işte bu foley'ler, tasarlanmış sesler falan yavaş yavaş aslında bir şeyler de değişmeye başlıyor. Şimdi eskiden sadece efekt yerleştirme olarak başlayan ses macerası film dünyasında yavaş yavaş böyle tasarıma doğru geliyor. Yani bir noktadan sonra artık işte o ses efekti, bu böyle, şu bir bilmem böyle ayrı ayrı düşünmek yerine filmin o oluşturduğu evrene ait bir ses kuşağı tasarlamaya geliyor iş. Yani yaptığınız her şey ambiyans seslerden, işte bu tasarlanmış seslere, folisinden bilmem neye kadar her şey aslında bir araya gelip bir kuşak oluşturuyor, bir bütünü oluşturuyor. Bu çok önemli. Yıllarca bu tabii ki böyle görülmedi, hala efekt gibi görüldü. Ama yavaş yavaş hani ne zaman ki bu kuşak oluşturma işi tüm herkes tarafından kabul gördü, filmlerdeki aslında işin ismi de biraz değişti. Hani daha önce sound editing, yani ses kurgusu olarak düşünülen iş tanımı yavaş yavaş ses tasarıma, sound design'a yönlenmeye başladı. Bunu biraz daha Avrupa daha önce kabul etti. İşte Hollywood biraz daha geriden geldi. Mesela en son bu sene enteresan bir şey oldu. Oscar'larda yani eskiden ses kurgusu ve ses miksi diye iki ayrı Oscar vardı. Ve en iyi ses olarak o birleştirildi. Sonunda Oscar'lara da bunu kabul ettirmiş olduk, Oscar komitesini. Akademiye. Çünkü hakikaten bu bir bütün. Yani şey yapamıyorsunuz, ayrı tutamıyorsunuz. Diğer türlü işte ayrı ayrı bir takım efektler falan bir şeyler orada duran bir şeyler haline geliyor. O istediğimiz bir şey değil. Bu hakikaten bir tasarım. Çünkü siz orada bir kuşak oluşturuyorsunuz. Tabii böyle şeyler işte yıllar içinde değişiyor. Yıllar içinde değişen sadece bu da değil. Mesela şeyi hatırlarsınız. 20th Century Fox'un mesela açılışını, o uzun uzun onun bir müziği vardır logosu sırasında gelen. Şöyle ben hemen bir hatırlatayım onu size. Yani eskiden bunu duymak demek işte film başlıyor demekti. Tabii şimdi şöyle artık hani bir şeyler değişirken tabii bu klasik işte böyle logo olsun, onun üzerinde bir müzik çalsın. Çünkü eskiden böyleydi. Bütün yapım firmaları sonuçta böyle logolar hazırlatıyorlardı ve bir müzikleri olurdu. Tabii iyi bir fikir. Ama hani biraz bir şeyler de değişiyor. Özellikle hani artık bir Netflix'i düşünün. İşte sürekli diziler veya hani daha farklı formatta yapımlar çıkartıyorlar.
Mesela 4 saatlik bir şey çıkartıyor. Film değil, bir şey değil, yani dizi değil. Ya da mesela dizi oluyor işte ne bileyim 20 dakikalık falan. Tabii şimdi onlarda da logo kullanmak lazım ama onların mesela yaklaşım biraz daha farklı oluyor. Çok kısa Netflix'inki çok kısadır ve orada mesela müzik yerine bir melodi yerine aslında bir ses tasarımı var. Ve o kadar etkili ki aslında şöyle mutlaka hatırlıyorsunuz ama ben yine de bir kere şuradan hatırlatayım size. Yani bir daha hadi. Ya hakikaten şu baktığınız zaman mesela bu tabii ki müzik değil. Bu bir tasarım ama o kadar etkili ki yani şu neyi ya da Netflix'i görmenize gerek yok. Herhangi bir yerde duyduğunuz zaman diyorsunuz bu hakikaten işte Netflix. Yani görmenize gerek yok. Duymanız yetiyor. Tabii bunu yakalamak çok kolay değil. Böyle bir 2-3 saniyelik bir şey için günlerce, haftalarca çalışılıyor. Komisyonlar kuruluyor, bir sürü işte ses tasarımcısı bulunuyor, onlardan fikirler alınıyor, onlardan bir şey yapmaları bekleniyor, işte onlar eleniyor filan falan. Kolay seçilmiyor bunlar. Çok basit geliyor kulağa ama hakikaten arkasında çok ciddi bir çalışma var. İşe de yaramış ama dediğim gibi yani hakikaten duyduğunuz zaman pat diye biliyorsunuz, evet bu Netflix diyorsunuz. Bu aslında ses tasarımının çok çok kullanıldığı başka bir alan. Bu şey alanı, yani buna aslında audio logo ya da audio branding deniyor. Ses markası ya da markayı sesle desteklemek veya ses logosu oluşturmak. Ve bunun tabii aslında sadece filmler ya da Netflix gibi işte streaming platformlar için gibi değil de başka örnekleri de var. Mesela bir araştırmaya göre en ünlü ses logosu, en çok tanınan Intel'in ses logosuymuş. Böyle bir şey, 4 saniye. Ama evet, akılda kalıyor mu? Kalıyor. Ve amacına da hakikaten ulaşıyor. Yani bir tane daha mesela paylaşayım. Bu da mesela Xbox'ınki. Ya da tabii ki bilgisayarların işletim sistemleri filan mesela bilmiyorum hatırlayan var mı aranızda ama Windows 95. Evet, audio branding, audio logo ve hakikaten çok çok önemli. Ve bunlar mesela bir logo neyse, yani biliyorsunuz logonun bir marka hakkı vardır. Gidersiniz hani onu tescil ettirirsiniz işte. Aynı şekilde ses logoları da tescil ettiriliyor ve hani izinsiz olarak hani kimse sonuçta bunu kullanamıyor. Bu Türkiye'de de çok yapılan bir şey. Türk Patent Enstitüsü'nde bunun hakikaten özel bir kategorisi var ve ses logosu olarak, hatta ses işareti galiba onun orada geçen ismi, ses işareti olarak ya da ses markası olarak bunu tescil ettirebiliyorsunuz. Çünkü artık önemini fark etti herkes bu tip şeylerin. Normal bir logo gibi, normal bir marka gibi bunların da tescili yapılıyor. Çok önemli şirketler için. Gerçekten çok önemli. Bu arada tabii biraz şeyden de bahsetmek lazım. Demin Windows derken bilgisayar ve işte Xbox gibi ya da PlayStation gibi oyunlardan da bahsetmek lazım. Çünkü hani hakikaten son 10 yılda oyun sektörünün yaptığı cirolar şeyi geçti. Hollywood'u geçti. Bu pek beklenmeyen bir şeydi 20 yıl önce ama sonuçta bu 10 sene önce böyle oldu. Dolayısıyla şimdi bu kadar fazla bütçe olunca bir şeyler de ister istemez ilerliyor. Ve hani baktığınız zaman bugün oyunlar
gerçekten ses açısından o kadar iyi tasarlanmış ki müthiş yani. Ve orada da aslında şey mantık hemen hemen aynı. İşte yine orada da insan sesleri diyeceğim hani konuşmalar var ya da robot sesleri neyse ya da oyun içindeki bir yaratığın sesi. Yine tabii ki müzik var. Ve orada da yine ses efektleri var. Bu arada müzik de hani şunu da özellikle belirtmek isterim. Şimdi Hollywood gibi büyük bütçeli filmlerde mutlaka müzik de, yani mutlaka demesem demeyeyim ama %99.9 diyeyim, bir orkestra olur. O bir adettir. Hani siz elektronik enstrümanlar kullansanız da, bir besteci kullansa da filmin müziğinde mutlaka bir noktada orkestrayı işin içine sokarlar. Bir gelenek çünkü. Ve hakikaten de çok ihtişamlı oluyor. Yani filmin müziğini orkestraya çalmak müthiş bir şey. Ama onu elektronik seslerle birleştirip çaldırmak daha da müthiş bir şey bence. Tabii çok büyük bütçeler. Ve bu bütçelere sahip olan şu anda hani Hollywood filmlerinin dışında genelde oyunlar var. Yani bildiğiniz oyunlar, büyük bütçeli oyunların müzikleri bildiğiniz orkestralar tarafından çalınıyor. O bakımdan çok benzeyen tarafı var filmlerle müziklerin. İkisinin arasında yalnız şöyle bir fark var. Film sonuçta lineer bir şey. Yani başı belli, işte ortası belli, sonu belli. Değişmiyor. Yani bugün Netflix'te izleseniz de, sinemaya gitseniz de, ne bileyim ne yaparsanız yapın sonuçta o film odur. Kurgusu sabittir. Ama oyun öyle bir şey değil. Şimdi oyunda bir oyuncu işte ne bileyim gider şu anda bu odadadır. Gider yan odaya geçer. Ondan sonra buraya döner veya dışarı çıkar. Dolayısıyla ses tasarımının da interaktif olması gerekiyor ve bunu desteklemesi gerekiyor. Bir işte ne bileyim bir işi 50 kere üst üste yaptığı zaman oyuncu 50 defa aynı ses gelirse o çok suni oluyor. Eskiden böyleydi, yapacak bir şey yok. Ama şimdi mesela o game engine yani oyun şeylerin motorların içinde gelişi güzelleştirme mekanizmaları ve algoritmaları var. Dolayısıyla hani bir ses aynı şekilde tekrar etmiyor. Yani orada biraz fark ediyor. Şeyde çünkü film lineer olduğu için her zaman aynı. Ama oyun tabii interaktif olduğu için sesin de interaktif ve o interaktif oynamaya uyumlu olması gerekiyor. O bakımdan tabii ki tasarım farklılıkları var ama sonuçta temel öğeler yine ikisinde de aynı. Bu arada tabii oyunlar işte ne bileyim ses markaları, filmler filan ses tasarımı açısından bunlar tabii ki çok önemli ama bir de son olarak hani şeyden bahsetmek istiyorum. Biraz ürünlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü çok fark etmesek de ürünlerde de sürekli bir ses tasarımı oluyor, kullanılıyor. Yani şimdi ilk aklımıza gelen belki cep telefonu oluyor ama illaki o kadar da böyle çok teknolojik şeyler olmasına gerek yok. Yani fırınlarda da bir ses tasarımı oluyor. Mesela işte pişti diye ya da timer'ı olunca ding dong bir ses çıkartıyor. Buzdolaplarında da oluyor. Değil mi? Kapı işte fazla açık kaldı diye bir uyarı şeyi. Ya da bir düğmeye basıyorsunuz mesela bir ayar için. O size bir tepki veriyor. Ve bakın mesela o cihazların üstünde siz bir düğmeye bastığınız zaman ya da bir şey yaptığınız zaman cihaz onu algıladım tepkisini genelde sesle verir. O bakımdan ses çok önemlidir. Yani bir düğmeye basarsınız mesela oradan dıt diye bir ses duyarsınız. Eskiden bunlar böyle dıt çıt pıt falan çok önemli değildi ama şu anda ürün tasarımının da hakikaten ciddi bir parçası haline geldi. Mesela oyuncaklarda ses tasarımı çok oluyor. Yani düşündüğümüz zaman cep telefonlarından buzdolaplarına kadar, işte fırınlardan oyuncaklara kadar yani her şeyde bir ses tasarımı var aslında. Bu da tabii sesin hani ne kadar çok yerde ve ne kadar etkin kullanıldığını gösteriyor. Ama bir ürün diyeyim artık. Bir ürün var ki orada hakikaten ses tasarımı bambaşka bir noktaya taşınmış durumda. O da arabalar. Yani arabalar özellikle böyle üst seviye araba yapan, üst sınıf araba yapan markalar yani arabanın bütün seslerine hakikaten inanılmaz derecede önem veriyor. Mesela bu kapıdan başlıyor. Çünkü şöyle bir şey
şöyle bir araştırma var. Kapının sesi çok önemli diyorlar. Çünkü bir arabayı denemek için bindiğinizde ya da işte kapısını açtığınızda arabayla olan ilk bağınız aslında kapıdan çıkan ses. Ve işte bu işte ne bileyim standart bir arabada ya da işte ne bileyim fazla hani böyle donanımı olmayan bir arabada işte kapatıyorsunuz böyle çlönk diye bir ses çıkıyor. Sanki teneke gibi bir ses çıkıyor. Üst sınıf arabalarda belki hani arasındaki malzeme çok da farklı olmasa da kapının yanındaki fitillere büyük özen gösteriyorlar. Fitiller ona göre tasarlanıyor ki kapıyı kapattığın zaman diye böyle tok bir ses çıksın. Yani o size aslında araba hakkında ilk intibayı veriyor. Ben tenekeye mi biniyorum yoksa böyle oturaklı bir arabaya mı biniyorum diye. Yani kapı sesi çok önemli ve ona hani üreticiler de hakikaten çok önem veriyorlar. Özellikle üst sınıf araba üretenler. Onun dışında arabanın içinde hele ki bugün yeni arabalarda bir sürü elektronik donanım var. Değil mi? Mesela işte kemeri takmadınız ses çıkıyor. İşte benzin bitiyor diye başka bir ses çıkıyor. Bir uyarı için başka bir ses çıkıyor. O oluyor, bu oluyor. Bunların hepsi aslında tasarlanan sesler. Yani tek tek düşünülüyor. Yine dediğim üst sınıf arabalarda ölçülüyor, biçiliyor, testler yapılıyor. Ondan sonra insanlar üzerinde ne bileyim işte şey yapıyorlar, anketler yapıyorlar. Bu ses mi olsun, şu ses mi olsun filan diye. Bayağı bildiğimiz arabanın içindeki her şey aslında bir ses tasarımı. Yani müthiş önem veriliyor. Çünkü sürücüyle bağlantıyı kuran şeylerden bir tanesi bu. Sürücü oraya bir şey bastığı zaman ya da bir uyarı aldığı zaman hakikaten o sesle alıyor uyarıyı. Yani tabii ki orada ekranda bir şey çıkıyor ama yolda gidiyorsunuz. Diyelim ki arabada bir sıkıntı var ya da benzin bitiyor. İlk önce bir uyarı sesi geliyor. Siz o uyarı sesinden sonra bakıyorsunuz. Aa evet diyorsunuz. Bir şey oluyor burada. Yani ekranda şeyi görüyorsunuz. Ama ilk önce size o haberi veren sestir. O bakımdan ses müthiş önemli bir konu. Bu arada bir yandan bunlar olurken bir yandan da tabii yıllardan beri firmalar bu dışarıdan gelen gürültüleri azaltmaya çalışıyorlar. Yani ben işte yolun sesini nasıl daha az arabanın içine verebilirim? Yani dışarıdan gelen sesi nasıl kesebilirim diye. Yıllardan beri yapılan çalışmalardan biri de bu. Yani hani bir yandan da dışarıdan gelen gürültüyü kesmeye çalışıyorlar ve tabii ki çok da ileri bir noktaya gelindi onda da. Hiçbir sıkıntı yok. Fakat sonra şöyle bir şey çıkmış. Bir insan düşünsenize güzel bir araba alıyorsunuz. Hızlı. Ondan sonra basıp gideceksiniz. Ses çıkmıyor arabada. Çünkü motor sesini de kestiniz. Yani dışarıdaki gürültüyü keserken motor sesini de kestiniz. Motor sesini duymuyorsunuz yani. Ve o motor sesleri için de ne kadar ayrıca mühendisler çalışmış. Çünkü yani motor önemli bir sestir. Yani özellikle eski Amerikan arabaları için öyleydi ama hala da öyledir yani. Dolayısıyla şimdi bir insan araba almış, istediği bir arabayı alıyor, güçlü bir araba, onu kullanıyor ama işte birazcık yükleniyor arabaya, hiçbir ses yok. Çünkü dışarıdan gelen seslerle beraber motor sesleri de gitmiş. O zaman onda da şöyle bir şey yapıyorlar. Bunu ilk galiba BMW M5 serisinde yapmışlar. Minik minik mikrofonlarla motor sesini alıyorlar ve arabanın içindeki ses sistemine veriyorlar. Dolayısıyla siz yol sesini duymuyorsunuz ama arabanızın hani motor sesini böyle birazcık da hani motora yüklendiniz mi o yüklenmeyi falan birebir duyabiliyorsunuz. Bu da tabii ki yine aslında ses tasarımının yani arabaya uygulanan ses tasarımının bir parçası. Yani dediğim gibi çok fazla alanda hakikaten kullanılıyor. Hani son olarak hızlıca bir de şeyden bahsedeyim. Ses tasarımı müzikte nedir diyecek olursak aslında işte synthesizer denilen bizim o osilatörlerle ses üreten böyle elektronik cihazlar ilk
çıkışları böyle analog elektronik cihazlar. İşte bir takım filtreler falan uyguluyorduk biz onlara. Enteresan sesler çıkartmak için. Yani mesela böyle müzik dünyasının en enteresan sesleri synthesizer'lardan çıkar. Tabii onlar da bir süre sonra dijitale döndü falan. Ama synthesizer hala tabii çok kullanılan bir şey. Analog veya dijital fark etmiyor. Oraya yaptığımız sesler de aslında tamamen bir ses tasarımı. Çünkü hani sıfırdan bir sinüs dalgasını alıp mesela böyle diye bir ses alıp mesela bambaşka bir sese çevirmek, o da hakikaten ciddi bir ses tasarımın parçası. Yani ses tasarımı ne diye soracak olursanız bir kişi onu hangi alandaysa ona göre cevap veriyor. Müzisyense synthesizer'ları söyler. İşte film dünyasındaysa demin anlattığım işte o film için sesleri söyler. Oyun dünyasındaysa oyun için ses tasarımını söyler. Veya işte herhangi bir sektörde çalışıyorsa, işte araba sektöründe ya da ürün geliştirme sektöründe ürünler için yapılan ses tasarımını söyler. O yüzden çok geniş bir kavramdır ses tasarımı. Buna da aslında şöyle hani son yıllarda bu kadar önem verildiğini görmek de çok güzel. Biraz farkındalık arttı çünkü. Tüketicilerde de farkındalık arttı. Böyle olunca izleyicilerde, tüketicilerde farkındalık arttıkça tabii ki filmciler veya ürün geliştiriciler ses tasarımına daha çok dikkat etmeye başladı. Bu da tabii ki bir ses ve müzik insanı olarak beni çok mutlu ediyor. Aleyna. Hocam teşekkür ederiz. Ben yavaştan soruları olan varsa onları alabiliriz. Ben de o ara kendim merak ettiğim birkaç şey sorayım size. Tabii ki. Hocam mesela yabancı filmlerde çok fazla hani ses tasarımı açısından çok fazla örnek çıkarabileceğimiz şeyler var. Film var. Türk sinemasında peki sizin en beğendiğiniz örnekler hangileri? Güzel bir soru. Bu daha önce de soruldu ve bilememiştim. Yani cevap verememiştim. Keşke biraz çalışıp gelseymişim bugün. Yani çok dikkatimi çeken bir şey olmadı. Onu da söyleyeyim. Yalnız onu özellikle altını çizeyim. Aslında çok güzel bir soru oldu bu. Yani ses tasarımı senarist ve yönetmenle başlıyor aslında. Yani bir filmin ses tasarımı kötüyse ya da ses namına çok bir şey yoksa bir filmde, hangi ülkede yapılmış olursa olsun, orada yani ses tasarımcısını ya da ses kurgucusunu suçlamak yerine ilk önce yönetmeni veya senaristi suçlamak gerekiyor. Çünkü hani siz o hikayenin, o filmin evreni içine sesi koymazsanız sonradan sesçinin yapabileceği bir şey de kalmıyor açıkçası. Hocam mesela tam şimdi işte bunun canlı örneğini sizde de gördük aslında. Türk sinemasında hani aklınıza bir örnek gelmedi. Hani bununla ilgili daha ses tasarımının Türk sinemasındaki yeri son yıllardaki özellikle. Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Yani dediğim gibi çok bir şey gözüme hakikaten çarpmamış ya da kulağıma çarpmamış. Yani bizim belki de her şeyden önce birazcık bunu festivallerde falan daha belirgin hale getirmemiz gerekiyor. Bir de tabii ki bu işin hani en başında biraz hani ne bileyim işte eğer okula gidip bir insan yönetmen oluyorsa bence o gittiği okulda mutlaka biraz sesten konuşuyor olmalı diye düşünüyorum. O yüzden ben hani şu anda hakikaten bilemiyorum yani. Kulağıma çarpan ya da gözüme çarpan fazla bir şey olmamış demek ki. Hocam chatten şöyle bir soru geldi. Ercüment Orkut'un yaptığı işleri nasıl buluyorsunuz? Dizi müzikleri gibi. Hangi müzikleri yapmış onu da bilmiyorum. Ya ben dizi seyretmiyorum. Yerli dizi. Yani onu da hakikaten Hocam bilmiyorum. O zaman cevap gelene kadar Ege Bey el kaldırıyor. Onun sorusunu alabiliriz sessiz bir şekilde. Teşekkür ederim. Hocam öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Sizin kitaplarınız ve paylaştığınız hani bilgileriniz sayesinde hani ben de hani formal bir eğitim almamış olmama rağmen sizin gibi müzikle başlayıp sonrasında ses hani mix ve master üzerine ilgi
duymaya başlamıştım. Zaten önünüzdeki mikrofondan anlaşılıyor. Orada ciddi bir mikrofon var. ciddi bir kulaklık. Benim sormak istediğim soru şu. Dediğim gibi hani formal bir eğitim almadan hani bu etrafta bulabileceğimiz, internet üzerinde kitaplarda bulabileceğimiz kaynaklar vesaire ile kendimizi geliştirmek hani ne kadar mümkündür, nereye kadar mümkündür? Mesela ben kendi müziğimi yapmaya çalışıyorum ve kendi müziğimi yapıp kendi müziğimi mixlemeye çalışarak birazcık hani pratik yapmaya uğraşıyorum. Bu doğru bir yol mudur? Ne düşünüyorsunuz bu konuda, onu sormak istiyordum. Kesinlikle doğru bir yol. Çünkü hani bugün bilgilerin tamamını hani kitaplardan ve videolardan almak mümkün. Aslında onunla ilgili hani hiçbir sıkıntı yok. Yalnız videolarda şuna dikkat etmek lazım. Yani video format olarak iyi bir format, fakat işte bazen YouTube'da hakikaten bilenlerin olduğu kadar bilmeyenlerin çektiği videolar da böyle gözüme takılıyor. Hakikaten yanlış şeyler de görüyorum. Bir o sıkıntı. İkincisi de YouTube videoları tabii böyle hani belli spesifik konular üzerine oluyor. Tabii çok normal. Ama belki daha iyi organize, yani iyi değil de organize edilmiş ya da ne bileyim bir bütün haline getirilmiş bir paket halinde bunları almak daha değerli olabilir ve daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani mesela bir kitap bunun için iyi. Aynı şekilde bir mesela belki video aracılığıyla verilen bir ders de bunun için iyi. Çünkü orada da belli bir formatta, belli bir akışta konular belli bir organizasyon şeması altında izleniyor. O zaman bunlar doğru hepsi. Daha sonra işte spesifik akla takılan şeyler için ya da farklı farklı teknikler için tabii ki YouTube çok büyük bir derya deniz. Oradan da birçok şey kapmak mümkün, ama hani oradan bir şey kapmak için ne aradığınızı biliyor olmanız lazım. O yüzden de temelinde işte yine bu kitaplardan ve videolardan alabilirsiniz. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Tecrübe kazanmak için, ki çok şanslı bir dönemdeyiz artık, hani evimizde bilgisayar varsa en azından tecrübe kazanabileceğimiz bir ortam var demek. Çünkü eskiden böyle bir şey olmuyordu. Sadece stüdyolarda yapılıyordu bu. Ve kendi müziğinizi yapıyor olmanız ve mixliyor olmanız, o da evet tecrübe kazanmak adına çok önemli bir şey. Ama iki şey eksik kalıyor. O iki şeyi söyleyeyim. Birincisi, başkasının işini yaparken hiç aklınıza gelmediğiniz problemlere çözüm bulmak zorunda kalıyorsunuz. Kendi işinizi yaparken o genelde o pek olmuyor. O yüzden hani başkasının işlerini yapmak o bakımdan çok değerli. Biri bir şey istediği zaman, mesela sizin aklınıza gelmeyen bir şey ve siz onun nasıl yapılacağını bilmiyorsanız, bu sefer öğrenmeniz gerekiyor. O çok değerli. Eksik kalan ikinci şey de ki bu hakikaten önemli. Yaptığınız işlere profesyonel bir kulaktan, işte bu işi profesyonel olarak yapan bir insandan kritik almanız gerekiyor. Çünkü kitaplar, ondan sonra videolar, bunlar hepsi tek taraflı bir akışa sahip. Yani onlar size bilgiler veriyorlar. Ama tamam, siz o bilgileri aldınız, iyi hoş. Bir şeyler ürettiniz. O ürettiğiniz şeylerde bir eksiklik var mı? Temel olarak bir yanlış var mı? Ya da daha nasıl iyi bir noktaya getirilebilir? Bunu ancak bilen birinden kritik alarak yapmak mümkün olabiliyor. Yani o da mesela bir ders olabilir, bir hoca olabilir veya bir mentor gibi birisine sahip olup yani onun yanında işte asistanlık yaparak insanın kendisi geliştirmesi. Bu da hani o eskiden usta çırak denilen şey. Bu da çok etkili bir yöntemdi. Bu çok kalmadı artık, çünkü biliyorsunuz stüdyolar çok kapanıyor. Yani eskiden müzik yapmak demek stüdyo olması gerekiyordu. Şimdi tabii evde çok yapıldığı için birçok stüdyo ticari olarak artık ayakta kalamamaya başladı. Ve kapanmaya başladı. Ve o kapanmalarla beraber de o usta çıraklık ilişkisi azaldı maalesef. Ama benim size tavsiyem, eğer bunu ciddi düşünüyorsanız, bir noktada mutlaka yani kritik alabileceğiniz bir platform oluşturun kendinize. Yani bu bir ders olabilir,
birinin yanında hakikaten bulabilirseniz çalışmak olabilir, asistanlık yapmak olabilir. Çok çok değerli çünkü bu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ömer Bey, size geçebiliriz. Merhabalar hocam. Merhabalar. Ben de emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kitabınızı da dört gözle bekliyorum. Ben oyun sektörüyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Çok detay değil ama. Tabii. Atıyorum siz bir karakter yönetiyorsunuz hocam. Yanınızdan bir başka bir karakter koşarak uzaklaşıyor. Şimdi burada normalde hani duyduğumuz ses işte yanınızdayken ki adım sesiyle 20 metre ilerideki adım sesi işte yansımaya göre farklılık gösterecek. Doğru. Bunu sizin hani o oyun içerisindeki o dinamiğe göre ayarlama şekillerini çok merak ediyorum ben. Hani her oyuncu aynı şekilde aynı yerde bulunmuyor, aynı tepkileri vermiyor. Buna göre bir algoritma üzerinden mi bunlar ayarlanıyor yoksa atıyorum işte 1 metre sonraki alacağınız yansıma düzeyi sonra 2 metre, 3 metre bunu tek tek ayarlayıp manuel olarak mı yapıyorlar? Manuel değil de o şey Unity gibi oyun hmm. motorlarının içinde artık hani onu yapmak mümkün oldu. Belli bir uzaklığa geçtikçe yavaş yavaş o biraz volüm olarak azaltılıyor. Biraz hmm. da genelde mesela böyle bir high cut yani üst frekansları kesen bir filtreyle onun o filtrenin şey frekansı yavaş yavaş aşağıya düşürülmeye başlıyor. Böylece hani ses hem uzaklaşmış oluyor volüm olarak hem de hı-hı. biraz daha matlaşmış oluyor. O tizliği gidiyor. Uzaklaştığı anladım. Yani o destinasyon gibi. Noktasına da bir ses üretip o ikisi arasında böyle bir geçiş yapmıyorlar yani. Geçiş yapmıyorlar. Yok. Ha, tamam. Yani mevcut o ses dosyasının hı-hı. üzerinde algoritma işlem uyguluyor. Peki bu bahsettiğiniz işlem ses tasarımcısının işi mi oluyor yoksa bu oyun tasarımı noktasında mı dahil i̇şte ediyor? Çok çok güzel. Hakikaten müthiş bir soru oldu bu. Şöyle ilk önce ses tasarımcısı sadece sesleri veriyordu. Ondan sonra oyun tasarımcıları ya biraz bunu siz de ucundan tutmaya başlayın dediler artık. O yüzden şu anda hakikaten revaçta olan oyun ses tasarımcıları aslında bunları da bilip yapıyorlar. Yani bir ses oyun ses tasarımcısının kodlama bilgisi de evet. olması lazım. Evet yani abi. Ona şey diyorlar İngilizce'de implementation diyorlar. Yani implementation'ı uygulamayı bilen ses tasarımcıları aslında arıyor çoğu firma. Anladım. Teşekkürler. Rica ederim. Chat'ten şöyle bir soru geldi. Ses ekleyeceğiniz videoyu önceden görmediğiniz durumlarda eğer varsa ses video senkronizasyonunu nasıl sağlıyorsunuz? Mutlaka aslında görmemiz gerekiyor. Yani şey diğer türlü pek mümkün değil. Onu görüp ancak öyle işte videoyu şey yapıyoruz. Ses programının içine alıp öyle çalışıyoruz. Diğer türlü hani çok zor. Tutmaz yani. Sanat Bey sizin sorunuzu alabiliriz. Öncelikle iyi akşamlar herkese. Aleyna Hanım teşekkürler böyle bir yayını sağladığınız için. Ufuk abi demek istiyorum ben kitaplarından dolayı. Yani iyi ki varsın. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Böyle bir kaynakça hiçbir şekilde İngilizcelerin bazılarının dışında bulmak çok zordu. Sana vesile olan Okan abime buradan bir selam göndermek istiyorum. Antalya Okan Soylu. Ondan sonra senin kitaplarında tanıştıran oldu kendisidir. Ben Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'nda biyolacıyım. Uzun süredir mesleğimi icra ediyorum. Orkestramızı dijitale geçirmek gibi bir projemiz vardı. Daha doğrusu bunu sürekli söyleyen, sürekli çene yapan adam bendim. Gün gelecek bakın Netflix çıktı. 5-6 yıldır söylüyordum ben bunu. Seyirci gelmeyecek falan filan diye başladı muhabbet. Ama tabii bu çok ciddi bir yatırım istiyor. Mühendislik çalışması istiyor. Sizler gibi usta abilerimizi getirmek için de çok uğraştık. Ama her konserde bunu başaramıyoruz. Mevzalar çok yukarıya çıkıyor çünkü. Ben bir yandan bir hi-fi aşığıyım. İşte evimde ses sistemleri vesaireler bu yaşıma kadar da hobim de oydu aslında. Enstrüman çalmanın dışında. Ya dedim ki iş başa düştü herhalde. Ben bu kadar konuşuyorum ama sizin de kitaplarınızı böyle edindikten sonra acaba dedim yapabilir miyim? Mix master olayı nedir? Nasıl girilir? Ki babam da müzisyendir benim. Gitaristtir kendisi. Babamdan tavsiyeler falan. Sayende bir giriş yaptık.
bir süredir de senin de tanıdığın Alp Turaç abiden bir nevi böyle mentorluk da alıyorum. Yani sürekli rahatsız ediyorum. Alp abi şunu bir dinleyebilir misin? Alp abi şu nasıl olmuş falan diye rahatsız ediyorum onu da. Velhasıl 1,5 yılın sonunda 13-14 bazen 16 kanala kadar çıkabildik Ufuk abi. Ondan sonra tabii senin kitaplarındaki o öngörüler, tavsiyeler ve nicelikleri uygulamak, hani okurken insan şey zannediyor, hani müzisyen olduğumdan dolayı da farklı bir duyum algımız tabii ki var bizim, hani işin olması gerektiği noktayı kişisel olarak biliyorsun ama ya kağıtta okuduğum şeyi uygulamaya geçtiğim zaman bayağı patlıyorsun, patatese dönüyor. Hani Google'dan işte bir şeyi okudum, öğrendim, tamam artık bu bana ait diyorsun. Karşıma programı açıyorum, Allah Allah diyorum, acaba nasıl yapıyorlar? İlk başta Zoom H6 satın aldırdım ben şeye, belediyeye. Şimdi yavaş yavaş gidiyor. İster ileride belki Soyuz mikrofonlar, belki para bulursak DPA'ler falan alacağız. Senden de tavsiyeler almak istiyorum tabii, bir ara yazacağım sana da. Böyle bir duruma ulaştık ve dijitale geçirdik. Yani ortalama 4-4,5 aydır mixini, master'ını benim yaptım. Kayıt tarafında da teknikte Emre diye bir kardeşimiz var. O da çok ilgili. Onunla beraber kitaplarını aldık. Ondan sonra sürekli bir beyin fırtınası. Ya Ufuk abi böyle demiş. İşte yok adam şöyle yapıyor. Şunu şuradan kıralım. Şuradan low cut yapalım. Oradan mikrofondan şu çıktı falan diye. Delirmiş vaziyetteyiz işin açığı. Ama gerçekten çok güzel sonuçlar almaya başladık. Hani bununla ilgili geri dönüşler de güzelleşmeye başladı. Armut gibi kayıtlardan çok daha okunaklı, çok daha kaliteli yerlere doğru gidiyoruz. Ama hala çok cahilim tabii ki. Yani öncelikle şundan başlamaya çalıştım ben. Yani herkesin de çok vaktini almayayım, hızlı geçmeye çalışacağım. Yani sağlıklı duyumu kişisel olarak, dediğim gibi enstrümancı olarak, enstrümanım adını, orkestra adını biliyorum ama odadaki durumu değiştirdim. Mesela Okan abi bana mikrofon gönderdi. Mikrofonla rev programını çalıştırmayı, kullanmayı öğretti. Odamın mesela şu anda ben 80 Hz'de 20 kHz arasında Harman Kardon'un flat eğrisine yakın bir neticede, 80 Hz'in altını çok tutturamadık henüz ama güzel bir ölçüm ayarı yaptık. Birkaç akustik çalışma falan yaptık. Pozisyonlamaları düzelttik. İyi hoparlör edinmeye çalıştım tabii o aşamada. ATC diyeceğim Türk diliyle. ATC'yi keşfettim. Hani 10 yıldır aslında aşığımdır. Hep duyardım internetten falan ama bizim işimizde çok iyi aşık tuttuğunu fark ettim. Ya gerçekten doğru tonda çalan bir hoparlör. Bunların hepsini bir araya getirince ben Hi-Fi'den çıktım. Bayağı böyle near field'e falan filan döndüm. Kompakt bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi soru kısmına geçeceğim. Bu kadar uzun anlattım. Çok özür diliyorum herkesten. Çünkü Ufuk abi burada bulmuşken de şimdi söylemek de biçimden geliyor. Kolay yakalayamayacağımı da biliyorum. Affınıza sığınıyorum lütfen. Şimdi Ufuk abi, ben Studio One kullanıyorum. Hatta sana bir ara Instagram üzerinden söylemiştim. Neden Mac kullanmamız gerekiyor ya da neden tavsiye ediyorsun abi diye. Şimdi benim sorum şu. Şöyle bir farkındalık olmaya başladı bende. Yani yaptığımız kayıtların ses dosyalarına müdahale etmeden olduğu WAV halindeki kaliteli şeyini, hani gerçek tonalitede tutmaya çok özen gösteriyorum panaçıları vesaire enstrümanları yerleştirirken, ama render'a çıktıktan sonra ya ufak tefek demoralize edecek farklar duyuyorum. Ya belki normal kullanıcı bunu fark etmeyecek ya da televizyonda izlerken bunun farkına varmayacak. Ama kısmen benim kulağım, kısmen APC'lerin verimliliği, kısmen odanın belki birazcık düzgün tune edilmiş olmasından kaynaklı. Sorun burada devreye giriyor. Yani mesela Avid'in Pro Tools'u neden Pro Tools, ya da niye bütün filmler ya da büyük organizasyonlar neden Pro Tools'da yapılıyor? Atıyorum Studio One çok düşük işlemci güçleriyle bile çalışırken neden Avid hala işte 16 çekirdekli Intel'e ihtiyaç duyarken daha iyi verim alınıyor? Aklıma şöyle bir şey geldi. Yani sesi render alırken işleme noktasında Studio One %85 verimlilikle doğruluk payıyla çıkartıyor. Diyelim ki benim yaptığım mixi. Avid bunu %95 mi yapıyor da böyle bir talep var? Yani orada render'ı çıkarken burada bir kalite farkı ve kayıp meydana geliyor mu Ufuk abi? Sen çok daha iyi bilirsin diye sormak istedim. Ya, Pro Tools'un iki sebebi var. Birincisi ilk program, yani ilk profesyonel program ve direkt hani analog düzeni işte o yıllarda alıp bilgisayarın içine taşıdılar ve o bir anda hani hiç kimseyi zorlamadı. Zaten analogda da biz böyle çalışıyorduk. Dijitalde de buna geçtik dediler ve oldu bitti. Ve öyle bir oturdu artık. Birincisi o. İkincisi tabii kendi işlemcileri ve donanımı olduğu için büyük işlerde tabii bilgisayar kaldırmıyor. Yani normal bir işte laptop, normal bir işte ne bileyim fark etmez desktop bilgisayar kaldırmıyor. O işlemcilere ihtiyaç duyuluyor.
O bakımdan da hala ezici bir üstünlüğü var. Yani belki bir işte 25-30 kanallı bir şey yaparken çok da önemli değil. Bunu bugün artık her makine kaldırıyor. İşte bir sürü reverb de açabiliyoruz, kompresör de açabiliyoruz, her şeyi yapabiliyoruz. Önemli değil. Ama hani iş biraz daha büyüdüğünde ki bir film mixinden kastımız mesela 200-300 kanal ve çok fazla plugin çalışıyor. O yüzden tabii işte orada Avid'in şeyleri devreye giriyor. İşlemcileri devreye giriyor. En önemli şey o. Yoksa hani biri daha iyi render ediyor, öteki daha iyi export alıyor. Bence hiç öyle bir şey yok. Ben duymadım. Anladım. Yani bende çünkü var yani şey de var, Pro Tools da var, Studio One da var. Logic de var. Yok ya, ben ona inanmıyorum. Yani duymadığım şeye inanmıyorum zaten. Yok hani yani ben de var mı diye merak ediyorum. İyi değil yani. Evet. Anladım. Ama şöyle bir şey var. Yani hani Avid onu zamanında yaptı ve sonra bir daha hiçbir şey değişmedi. Ondan sonra gene herkes kendine göre bir işleyiş koymaya çalıştı. İşte Cubase zaten MIDI'den geliyordu. Audio'ya geçerken bir şeyleri değiştirdi. İşte Reaper öyle, o böyle, bu böyle. İşte Studio One'da biraz daha hani hafif arada kaldı. Aman biraz Cubase gibi de olsun, biraz Pro Tools gibi de olsun filan diye. Hı hı. O yüzden yani Pro Tools'u ya ben çok sinirlendim yıllar içinde Avid'e ve hep bırakmak istedim. Ve ne zaman buna kalkışsam da hüsran içinde yine Pro Tools'a döndüm. Olmadı. Hiçbiri olmadı. Yani ne Reaper oldu, ne Logic oldu, ne Studio One oldu. Yani Pro Tools çok rahat. Yani alışmış insan yani şey yapamıyor, bırakamıyor. Sebep o biraz. Alışkanlık ve o donanım, işlemciler. Anladım Ufuk abi. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kolay gelsin. O arada Alp çok değerli bir isimdir. Evet, Arturaj. Kesinlikle. Çok. Yani hakikaten. Çok yardımcı oluyor bize. Sağ olsun. Hani vakit buldukça diyorum ya, ben sürekli sıkıştırıyorum. Haftada bir arıyorum Alp abi, nasılsın, iyi misin? Şunu dinler misin diye. İstersen Ufuk abi seni de rahatsız edebilirim. Şöyle bir şey yaptık. Bunu dinler misin diye. Yani mutlu olur. Çünkü şey yani gelişmeyi çok seven karakterim ben. Hani demin çok güzel bir şey söyledi. Eski usta çırak ilişkisi kalmadı dedin ya. Ben kendi maalesef meslek hayatımda bilgiyle dayak yedim ben enstrümancı olarak. Yani çünkü hani bir şeyi çok iyi yaptığını zannediyorsun. Öyle bir şaptak geliyor ki bir yerden, fiziki olmasına gerek yok. Ben tabii, bah tabii, çalıyorum tabii diye bir iddian var. Workshop'a gidiyorsun mesela, işte Tatiana Mazeronko geliyor Almanya'dan. Sen bah çaldığını iddia ediyorsun. Abla bir bah çalıyor. Teşekkürler. Yani diyorsun ki bah buysa benimki ne acaba diye böyle garip bir sorguya düşüyorsun. Ama bu çok güzel bir şey. Yani ben her türlü eleştiriyi almaya çalışıyorum. Sizin gibi ustalarda. Çok iyi şey de Alp hakikaten çok da iyi olmuş o bağlantı. Yani Alp Tıraş süperdir. Süper. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Ufuk abi. Hocam YouTube'dan da aslında bilgisayar için tavsiye edebileceğiniz programlar var mıdır diye bir soru gelmişti. Onu evet, da aslında yanıtlamış oldunuz diye düşünüyorum. Evet ama kendimce ekleyebileceğiniz tabii, yani bir şey varsa. Tercihim o. Yani hı-hı, sonuçta hepsi aynı şey yapıyor ama işte alışkanlık. Hakikaten ben kopamıyorum Pro Tools'tan. Siz benim gibi olmayın demiş. Diğer bir sorumuz da hocamızın bahsettiği tasarım süreçlerinde aktif gürültü engellemenin bir payı var mıdır acaba diye bir soru geldi. Şey ne demek acaba aktif gürültü engellemek? Ondan hani kastettiğimiz şey tam olarak nedir? Mehmet Ali Bey, onu açıklayabilirseniz isterseniz biz de o sırada diğer soruya geçelim. Müzik yapımında gerçek bateri kullanımının akıbetini nasıl görüyorsunuz? Hmm. Bunun yerini MIDI ile yazılmış bateri gerçekten doldurabilir mi? Dolduramadı ama loop'lar doldurdu. Şöyle yani bugün ya şöyle aslında tabii ki bir yere kadar doldurulabilir, o kadar da şey yapmamak lazım. Çünkü eskiden o MIDI ve drum machine'ler hakikaten çok kötü durumdaydı. Şimdi öyle değil. Çok böyle fıstık gibi yazılmış davullar duyuyorum ben hakikaten. Ama hani genelde bir canlı davulcu tercih ediliyor. O da loop'larla biraz çözüldü. Mesela canlı çalınmış davul loop'larını alıp istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Yani hem hani iki dünyanın da iyi tarafını almış oluyoruz. Hani hem canlı davulcu hem de bilgisayar teknolojisini kullanıyoruz. Bana hep şey gibi geliyor. MIDI ile taklit etmek
çok iyi olmuyor. Yani mesela canlı davulu MIDI ile taklit etmek hani bir yere kadar olabiliyor. Ama MIDI'yi mesela bir şeyi taklit etmeden o MIDI'nin doğasıyla yaptığınız zaman bir şeyi, yani mesela bunu da o müthiş örnekleri elektronik müzik tarzlarında görüyoruz. Süper yani. Hakikaten o zaman bence müthiş oluyor. Yani MIDI'yi öyle kullanmak lazım gibi geliyor bana. Çorup Bey, sizin sorunuzu alabiliriz. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Böyle bir yayın imkanı sunduğunuz için size de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi ben hobi olarak sizin gibi işte hani müzik üretmek için, sonra müzikle aslında sesin yapısına gitgide ine ine yani şöyle bir heves uyandı içimde. Ben yani ses tasarlamaktan çok hoşlanıyorum. Çok işte farklı synthleri kullanarak, sample'ları şekilde işleyerek yeni sesler üretmekten çok hoşlanıyorum. Hatta hobi olarak böyle ya YouTube'dan animasyonları indirip onun arkasına bazen biraz Foley'i, bazen biraz işte kendi yaptığım işte hayalimdeki sesleri kurgulamaya çalışıyorum. Ama yani maalesef ülkede bu iş için yani benim heyecanımı karşılayabilecek çok fazla yer bulamadım. Şimdi MİEM'e başvuracağım yüksek lisans için. Öyle bir işte ses tasarımı ve mühendisliği için. Ama ne ülkede böyle bir arayış varmış gibi geliyor bana, ne de böyle bir yani şeyi bu eğitimi verebilecek kurumlar çok böyle adam akıllı varmış gibi geliyor. Çünkü bazı işte oyun firmalarıyla da konuştum, şey de yaptım. Bana söylenen şeyler, bizim hiç öyle şeylere ihtiyacımız yok. Biz zaten stok sesler kullanıyoruz. Orada var sample'lar koyuyoruz tarzındaydı. Ama bu oyunun hani insanın kendisini onun içinde hissetmesini falan çok aslında baskılayan bir şey. Ama bu algıda değil maalesef ülke. Ben yani bunun için bir hani tavsiye olabilir ya da sizin görüşünüz nelerdir? Ben belki çok yeterli araştırma yapamamışımdır, ben bulamıyorumdur. Ya bu bir süreç aslında. Şöyle aslında bu sizin dediğiniz işte o oyunlar içinde hani demişler ya size, zaten işte stok ses var, o var, bu var, ne gerek var denilen şey mesela evet 20 yıl önce, 25 yıl önce Batı'daki oyunlar içinde bu şekilde diyenler vardı. Ama işte bu bir süreç. Dediğim gibi yavaş yavaş bu değişti. Burada da değişecek. Yani biraz tabii ki zaman alıyor ama değişecek. Yani oyunlar için değişecek. Biraz böyle yavaş yavaş işte hani lineer medya, yani işte filmler, şeyler için, diziler için yavaş yavaş değişmeye başladı. Oyun için de değişecek. Mesela biz bu Bilkent'teki sound design dersini iletişim tasarımının altında açtık. Çünkü hani aslında birincil amacı o dersin görsel medya okuyan öğrenciler için hani ses konusunda bir farkındalık yaratabilmekti. Ve o zamanlarda işte 2008'de yani bilmiyorum belki vardır ama benim bildiğim kadarıyla ilk ya da ilklerden biriydi Türkiye'de. Ve o, hakikaten birçok insana da bir şeyler kattı o ders. Ya bu bir süreç. Yani şu anda bulamıyor olabilirsiniz. Ama bence siz devam edin. Çünkü çok da fazla gecikmeden emin olun o oyun firmalarının hepsi böyle fellik fellik ses tasarımcısı aramaya başlayacaklar. Bundan emin olabilirsiniz. Yani o iki tane sesi aldım çektimle olmuyor. O sinemanın işte 1940-1950 oyunlar içinde işte 1980'lerdeki hali falan öyleydi. Sonra olmadığını anlayıp hepsi nasıl ki geçtiler, bizimkiler de geçecekler, merak etmeyin. Tabii, muhtemelen öyle olacak. Peki bu stok sesleri, en azından benim ürettiğim sesleri stok olarak belli bir yerde kullanma, satma gibi bir imkan var mı? Bu konuda bir bilginiz var mı acaba? Var aslında. Mesela bu Envato gibi platformlarda stok ses yapıp satabilirsiniz. Hiç baktınız mı oraya? Yok, bakmadım. Audio Jungle, Envato diye bir grup var. İşte onun içinde mesela web sitesi şablonlarından işte Audio Jungle diye de başka bir şey var. İşte stok müzik, stok seslere kadar her şey var. Mesela oraya bir bakın. Orada satma imkanınız olabilir. İstanbul'da Vadi Sound Library, Vadi Sound diye bir şirket var. Mesela onlar yeni ses kütüphanesi çıkarttılar. 20 binden fazla ses var. Yani belki biraz onlarla
iletişime geçilebilir. Çünkü onlar da genelde yurt dışıyla yurt dışına satış yapıyorlar anladığım kadarıyla. Biraz öyle yerlere bakın bence. Bulursunuz mutlaka. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam diğer bir sorumuz da bazı meslekler evet. yaptıkları iş için özel not tutar. Sizin tavaya tahta kaşık ile vurursam ışın kılıcı sesi çıkıyor gibi notlar aldığınız bir defter ya da farklı bir not alma tekniğiniz var mı? Var. evet aynı bu şekilde. Notlar evet alıyorum. Hani defteri değil ama Evernote alıyorum ama evet notlar tutuyorum aynı bu şekilde. Bir de onu da belirteyim. Mesela çalışırken herhangi bir iş üzerinde bir işte film olur ya da bir müzik parçası sonradan unutacağımı bildiğim için mutlaka yaptığım hani ciddi işlerin ya da işlemlerin notunu ayrı bir metin dosyasına kaydediyorum. Diyeceksiniz şimdi zaten onu programı açınca o gelmiyor mu? Bazen öyle olmuyor. Çünkü mesela 10 sene sonra açıyorsunuz ya da 5 sene sonra açıyorsunuz. İşte orada kullandığınız bir plugin güncellenmiş. İşte eskisi yok. Aynı şekilde gelmiyor falan. O yüzden ben genelde hep şey yaparım arşivlemek için. Hani bütün efektlerle de bir basarım kanalları. O efektli halleri de dursun diye. Bir de bir metin dosyasına mutlaka işte ciddi böyle önemli ayarlar yaptıysam onların hepsini tek tek yazıyorum. Yani sonradan 5 sene sonra 10 sene sonra açtığımda hatırlayayım diye, göreyim diye. Hocam bir de şöyle bir soru geldi. Gerçek dışı konseptler için bilim kurgu vesaire ya da fantastik filmler için ses üretirken kullandığınız veya bildiğiniz bir metodoloji var mı? Metodoloji yok. Orada hakikaten biraz deneme yanılma oluyor. Biraz da tecrübe oluyor. Çünkü hani tecrübe şu sebepten dolayı oluyor. Daha önce yapıp da işe yaramış veya yaramamış işlerden çıkartıyorsunuz. Ben mesela işte burada daha böyle akışkan bir ses istiyorsam ne bileyim mesela biraz çamur gibi bir şey kullanırım. Veya ne bileyim işte kavun gibi bir şey kullanırım diyorsunuz. Onun gibi ya da mesela bir lazer tabanca sesi yaparken işte bir yay bulup onu birazcık sıkıştırarak mesela şey yapmak, onu ding diye dokunmak ve ondan sonra biliyorsunuz onu hani alırım işte biraz perdesini düşürürüm. Biraz üzerine şöyle bir şeyler koyarım falan. O zaman içinde oluşuyor. Ama hani her ses farklı. O yüzden hani metodoloji olarak şu var diyemem açıkçası. Chat'e ve YouTube'a gelen sorularımız bu kadar. Sonat Bey sanırım siz elinize indirip tekrar kaldırdınız. Ben mi yanlış gördüm? Ha tamam. O zaman size verebilirim sözü. Çok kısa bir şey daha soracağım. Ufuk abi yani ben gönülden sesi zaten çok seviyorum ama dışarıdan henüz var mı bilmiyorum ama dışarıdan ses mühendisliğini bitirme şansımız var mı? Gittikçe online'a kaydığı için soruyorum bunu. Çünkü hani biliyorsunuz zaten özel olarak gitmeye kalktığım zaman benim maddi gücümü falan çok aşan şeyler bunlar. Ne yapabiliriz bunun için? Ne önerirsin? Hani çünkü gerçekten iş aldığı başarı gidiyor. Ben de çok seviyorum. Hani bunu nasıl evet. bir diplomam daha olsun isterdim ben şahsen. Evet. Ne yapabiliriz bunun için? Derece olacaksa diploma var aslında. Los Angeles'ta bir iki okul var. Tamamen online yapıyor. Bir de Berkeley var. Ama Berkeley tabii çok ciddi bir yatırım demek. Evet, maalesef. Maalesef. Yani hakikaten çünkü çok da şey hani gitmekle çok da bir farkı yok gibi oluyor. Yani o kadar abartmayayım tabii. Yani çünkü gittiğiniz zaman tabii ki orada yaşama masrafları falan filan onlar şey yapıyor. Ama hani Berkeley ve Los Angeles'ta birkaç yer var. Oralardan hakikaten ders alınabilir, o programlara katılınabilir. Çünkü o demin söylediğim şeye geliyor aslında biraz. Yani EGB'ye söylediğim şeye geliyor. Hani sırf bir video dersi olduğu zaman o tek taraflı bir bilgi akışı oluyor. Ama bir işte ders aldığınız zaman, bir işte ne bileyim programa dahil olduğunuz zaman bu sefer hani şey oluyor yani size ödev veriyorlar ve o ödevden sonra da tabii ki bir geri bildirim alıyorsunuz. O tabii ki müthiş bir şey yani insanın gelişmesi açısından o kritik almak, geri bildirim almak en değerli şey. Ama mümkün artık evet
Hele ki pandemiden sonra artık her şey mümkün oldu. Hani mümkün değil diyenler bile yavaş yavaş kafaları yatmaya başladı bu işi online. Son bir şey daha ekleyeyim Ufuk abi. Alp abiye de bunu söyledim. Sizin gibi usta adamlar, hatta Okan abi de ben de gelirim aranıza katılırım diyor böyle şeylerde ama Ege bölgesinde, yani biz Muğla'da olduğumuz için, merkezde olduğumuz için sizleri, sizin gibi usta karakterleri toplasak, bütün Türkiye'nin workshop'a gelebileceği, işte bir sayı adet belirlesek pandemi bittiği zaman, ben buna ön ayak olmayı da çok isterim ki sizden de faydalanalım, birazcık orada görelim ne yapabiliriz, ne edebiliriz, ders de çıkartalım o işlerden, dayağımızı da yiyelim ondan sonra. Böyle bir şey olabilir mi? Yani gerçekten o bölgede oturup güzel kamp tarzında belki 10 günlük bir workshop gibi bir şey yapsak mesela. Yani olabilir. Şimdi bir de mesela DPA falan gibi firmalar da biraz bu işlere sıcak bakıyorlar. İşte ben de geçen gün zaten işte o DPA'nin o Masters Club diye bir oluşum var. Ona dahil oldum. Ve onlar da böyle bir şeyler yapmak istiyorlar ve destek de vermek istiyorlar. Bir o. İkincisi, artık firmaların da biraz bakış açısı ve çehreleri çok değişiyor. Yani eskiden ithalatçı dediğinizde, distribütör dediğinizde işte ürünü alır, parayı ver, kutuyu vereyim sana derlerdi. Şimdi biraz o mesela değişiyor tabii ki. O daha farklı bir noktaya, biraz daha böyle hani batı kafası da geldi. Olabilir, bunların hepsi olabilir yani. Mümkün. 10 gün çok uzun ama. Hani bizde şeydir çünkü, normalde işte müzisyenlerle falan yaptığımız şeyler uzun sürüyor genelde. Bu denemeyle ilgili bir şey daha ekledim Ufuk abi. Biz Emre ile birlikte kaydı yaptığımız arkadaşla birlikte şöyle bir projemiz var. Elimizde bizim Shure Beta 58'den işte Sennheiser'ın 4000 serisi davul ya da 5000 serisi davul mikrofonları falan filan var. Bir proje yapacağız yakın dönemde. Mesela yaylı sazlar, işte 3-4 tane kuartet grubunu ayırıp 10 tane mikrofonla farklı farklı kayıt yapıp evde onu mixlerken hangisi daha analog geliyor, hangisi daha gerçeğe yakın tarzında denemeler yapmak istiyor. Senin dediğin de herhalde biraz da ona çıkıyor. İşte DPA ürünleri gerçekten nasıl sonuçlar veriyor? Yani evet. İşte DPA ile mesela işte X bir firmanın ürünlerini yan yana dinleyip kaydetsek çok da hoş olur herhalde. Siz zaten yapıyordunuz tabii Antalya'da da, ben ona gelemedim. Okan abinin o tarafta. Şeyde mesela hakikaten bu çok güzel bir çalışma olur. Ders gibi bir çalışma olur bu. Gerçekten. Ben bunları görüntülü de kaydedeceğim inşallah. Ders gibi bir güzel bir platformda yerleşirse paylaşacağım tabii Ufuk abi. İlk göndereceğim tabii. Karakterlerden birisin. Tabii tabii, yani şey mesela hani aynı mikrofonun farklı stereo teknikleri. Yani mesela MS kaydetsek ne olur? İşte XY kaydetsek ne olur? AB kaydetsek. Hakikaten ben mesela birkaç kere böyle yapmıştım böyle bir workshop ve çok insanların acayip yani faydalandı. Çünkü o anda yaparken görmek ve o anda arka arkaya şeyleri, farkları duymak çok faydalı bir şey. Çünkü bakıyorsunuz mesela bir şey dinliyorsunuz. Bu ne? İşte XY ile yapılmış. Tamam. Sonra bambaşka bir yerde başka enstrümanlarla kaydetmiş. Mesela AB dinletiyorsunuz. Yani şimdi onu mümkün değil kıyaslamak. Ama aynı şeyi o anda insanların gözü önünde XY hop kaydedelim. Şimdi AB, MS falan. Ondan sonra hadi dinleyelim, bir araya gelelim falan. Bunlar müthiş oluyor. Evet, inşallah yaparız Ufuk abicim. Sen de birlikte gelirsen böyle efsane olur. Süper. Tamam, teşekkür ediyorum tekrardan. Biz teşekkür ederiz. Hocam az önce şöyle bir soru gelmişti hatırlarsanız. Aktif gürültü engellemenin sayından. Evet. Ona tabii. Şöyle bir ekleme geldi. Kısıtlı bilgim olduğu için bir şeyleri karıştırıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Active Noise Cancellation olarak bildiğim bir şey vardı. Mesela araba veya başka konfor tasarımlarında uygulaması var mıdır diye merak ettim. Aa, anladım. Tamam. Mesela tamam şimdi anladım. Mesela kulaklığı takıp uçak gürültüsünden kurtulmak gibi. Evet. Tamam. Soru neydi? Yani teknolojiyi anladım şimdi neden bahsettiğimizde. Pardon Ali. Tasarım süreçlerinde aktif gürültü engellemenin payı var mı? Araba tasarım mı? Yani araba ya da başka konfor tasarımları. Ya evet, o kulaklıkla mümkün olabiliyor ama tabii kulaklıkla mümkün olabiliyor. Hani onun dışında diğer her şey, yani işte belli noktaya ses atmak ya da işte belli bir mekan çevresinde işte ses perdesi ya da ses kesme perdesi uygulayıp işte ses burada kalsın, dışarı çıkmasın. Bunlar daha deneysel şeyler.
Ama aktif olarak hani gürültü şu anda sadece kulaklıklarla, yani tüketiciye yönelik o teknoloji kulaklıklarla benim bildiğim kadarıyla uygulanıyor. Onun dışındakiler daha hala deneysel bildiğim kadarıyla. Teşekkür ederiz hocam. Başka sorumuz gelmedi şimdi. Etkinliğimizi tamamlamadan önce sizin için de uygunsa ve uygun olanlar varsa kameralarını açabilirse bir fotoğraf alabilirsek çok